모두 날 따라따라 콧바람바람 콧바람봄 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람바람 Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Ve tahmin ettiğiniz üzere bu size bahsettiğim K-Influencer programının bir bölümü olarak geliyor. Beni çok heyecanlandırdı aslında bu haftaki, bu ayki ödevimiz. Çünkü inanılmaz bir araştırma imkanı sundu bana. Özellikle Kore kültürü diye bahsettiğimiz ve benim de çok sevdiğimi söylediğim ve kendi kültürüme yakın bulduğum bir kültürden bahsediyordum hep. Ama derinlemesine araştırıp acaba ne tip ortak noktalarımız ve farklılıklarımız var bunları görmek istedim. Ve sizle de bu videoda bunları paylaşacağım. Öncelikle zaten tarihi kısmına çok girmek istemiyorum. Ve zaten o kıyaslanılabilecek bir şey de değil. Ama Türk kültürü ile Kore kültürünün temellerinde biraz genelden başlayıp özele doğru gitmek istiyorum ben videomda. Bence çok benziyoruz. Özellikle bizim Türk kültürümüzde de daha ataerkil bir yapımız var. Yani büyüklerimize karşı saygı ve sevgi noktasında çok kırmızı çizgilerimiz var. Bu anlamda çok benziyoruz. Onun haricinde birçok bayram kutlama şeklimiz de benziyor bence. Ama onun dışında benim dikkatimi çeken en büyük şey kıyafet noktası. Şimdi kıyafet noktası derken neden bahsediyorum? Biliyorsunuz Kore'de çok da ünlü olan ve dizilerde de görmüşsünüzdür. Hanbok adında bir geleneksel kıyafetleri var ki ben çok beğeniyorum. Düşündüm. Mesela düğünlerde ya da özel günlerinde, bayramlarda bu şekilde giyiniliyormuş ve hala küçük çocuklara da bayramlarda bunu giydiriyorlar. Büyükler galiba çok eskisi kadar sıkı sıkıya bu geleneğe tutunmasa da düğünlerinde ve özellikle yaş günlerinde gördüğüm bir şey bu. Takip ettiğim YouTube kanallarında da görüyorum Koreli ailelerin. Bu yüzden ben hep izlerken çok hoşuma gitmişti. Düşündüm. Türkiye'de de şöyle bir geleneğimiz var. Biz bayramlarımızda ya da özel günlerimizin çoğunda kendi geleneksel kıyafetlerimizi giymiyoruz. Ama kına gecesi dediğimiz ve evlenmeden önce yani düğünden önce kızların toplanarak eğlendiği bir etkinlik var. Ve orada normalde bindallı olarak giyilen bir kıyafetimiz var bizim. Ve bu bizim geleneksel kıyafetlerimizden biridir. Aklıma bu geldi. Mesela ortak olarak biz de özel bir günümüzde onu giyiyoruz. Ya da genelde bu geleneksel kıyafetler artık bizde biraz daha kostüm olarak kullanılıyor. İlkokul, ortaokul ya da işte dans okullarında Türk halk oyunları gibi etkinliklerde giyiyorlar. Ben de giymişliğim var yani küçüklüğümde. Hatta bulabilirsem onları da koyarım. Ancak o zamanlarda giyiyoruz ama keşke bizim de mesela Kore'deki gibi bayramlarda da özel bir kıyafetimiz yani bunları giyseymişiz. Ama bizde çok öyle bir şey yok. Bayramda herkes şık giyinir ama belli bir kıyafetimiz yoktur. Kıyafetlerle başlamak istedim o yüzden. Daha sonra gelelim müziğe. Müzik bence çok önemli bir şey. Zaten ben de çok seviyorum. Şarkı dinlemeyi de, müziği de. Kore için başlayalım. Daha önce geçen seneki görevlerimizden biri Pansori'yi de tanıtmaktı. Tabii ki videomda ona değinmeden geçemezdim. Kore kültürü ve Kore müziği dendiği zaman benim araştırmalarımda gördüğüm 3 tane vurucu müzik türleri var. Bunlardan biri Pansori. Onun video önerisini de zaten yukarıya koyarım. Daha detaylı görmek istiyorsanız Pansori kendi içinde çokça bölüm ve hikaye anlatan bir şey. O yüzden onu bulabilirsiniz yukarıdan. Ama ben ufak bir derleme yaptım bu 3 müzik türünü.
Bu yüzden şimdi sizleri onlarla baş başa bırakacağım. Ardından da kendi ülkemden bahsedeceğim müzik olarak. Instruments in 풍물놀이. 북 장구 꽹과리 징 So now let's celebrate harvest time. Here is 풍물놀이. Allı durnam dizim ele varırsan Allı durnam dizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle bal söyle Evet, Türk müziği dendiği zaman Türk halk müziği ve Türk sanat müziği aklıma geldi benim. Özellikle bizim galiba Türk musikisi diyebileceğimiz temelde iki bu şekilde ayırabileceğimiz müzik türümüz var. Türk halk müziği çok daha halkla, gerçekten halkla iç içe olan ve insanların duygusal olarak çok
tetiklendiği bir tür aslında. Bir nevi türkülerimiz de bunun içine giriyor. Çok çok fazla örnek var. Sadece tabii ki ben burada bu videoda videonun içeriği tam olarak Türk müzikisi olmadığı için hepsini paylaşamadım ama çok kıymetli ozanlarımız var ve ben sadece içlerinden birini burada size göstermek istedim. Ve Türk sanat müziğimiz de artık ismiyle ve nota dizilimiyle zaten kabul görmüş. Çok kıymetli ve çok zor bir sanattır. Aynı şey bu arada benim dikkatimi çeken tınılara bakacak olursanız Türk sanat müziği de çok böyle ağır bir makam yani geçer. Çok daha slow ama çok anlamlı ve insanlara duygu yükleyen bir sanattır. Kore kültüründe gördüğümüz müzik türlerinde de insana dinginlik veren, çok daha böyle sizi huzur veren, mutlu eden bir tını var. Bu yüzden ikisine baktığımızda ikisi çok farklı tabii ki. Özellikle Pansori bana müthiş etkileyici geliyor. Ve ciddi anlamda da korunması gereken ve korunan bir sanat. Bence iki ülkenin de çok farklı müzikleri var. Ama ikisi de o kadar güzel ki ve o kadar mutlu oldum ki ben videoları yaparken. Hem kendimi öğrenmiş oldum hem de size de tanıtmak istedim böylelikle. Bir diğer konumuz da tabii ki danslarımız. Şimdi müzikten bahsetmişken danssız olmaz. Ben de ufak bir dönem dans etmişliğim var profesyonel olarak. Çok severim dans etmeyi ve halk oyunlarında da çok görev aldım. İlkokul, ortaokul inanılmaz severek icra ettim hepsini. Sahnelere çıktık ve yaptık bunları. Çok kıymetli danslarımız var. Ama ben Kore danslarını çok bilmiyordum. Bu şekilde onları da görmüş oldum. İsimleri ve sıralanışları videodaki gibi olacak. Yani ilk başta ufak bir giriş hazırladım. Ve onları izledikten sonra tekrar görüşelim.
çok etkileyici, öyle değil mi? Bence çok kibar, böyle bir huşu, yani çok inanılmaz bir duyguya sürüklüyor size. Müzikleriyle çok bağlantılı ve çok sanatsal duruyor danslarının hepsi. Özellikle belli bir takım tabii ki aksesuar kullanımları da dikkat çekiyor. Yelpazedir, kılıç dansı çok etkileyici ve full hallerini de aşağı bırakacağım. Mutlaka izleyin. Ben kısa kısa koydum burada ama hepsi birbirinden güzel ve kıyafetleri o kadar güzel ki, yani insanın dans etme isteği böyle kabarıyor, öyle diyeyim. Keşke biz, ben böyle öğreten bir kursumuz olsa, gerçekten böyle böyle bir, bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Burada beni şoke eden farklılık bizim dans kültürümüzle çok farklılar. Çünkü bizde çok daha kuvvetli tınılar duyuyorsunuz. Mesela nasıl bu tarafta dedim, böyle bir yelpazeler, işte mesela zil, şaman zilleri vardı ve bir içerik, bir konu anlatıyor dans bölümleri. Bizde Türkiye bölgesel olarak kendi içinde de bir takım farklılıklar gösteriyor tabii ki. Coğrafi olarak çok çeşitliliği olan bir ülkeyiz. Karadeniz'de horon görüyorsunuz. Daha böyle Trakya tarafında işte roman havalarıdır, zeybektir, bunları görüyorsunuz. Anadolu'da halay görüyorsunuz. Çok fazla içeriğimiz var ve çok keyifli aslında hepsi de, ama ben burada onları çok kısa kısa göstereceğim şimdi size. Umarım siz de seversiniz. Full hallerini izlerseniz daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Ardından kapanışta tekrar bir araya gelelim.
Türk halk oyunlarında bu şekildeydi. Bizim böyle yani yerel olan ve çok kıymetli bulduğum danslarımız. Her ülkenin kendi tabii ki dansı onlar için en kıymetlisidir. Ama ben burada şunu çok rahat söyleyebilirim ki Kore'yi bir kez daha çok sevdim. Yani çünkü çok bizden bu anlamda farklılıkları olan bir kültür gördüm. Ama o kültür o kadar güzel ki ve o kadar güzel korunuyor ki ona da hayran olmamak mümkün değil. Bence bu programın en büyük artılarından ve benim kendi açımdan şöyle bir eleştiri yapmak gerekirse keşke bizim ülkemizde de mesela Türkiye'yi tanıtan bir program yapılsa ve hani diğer ülkeler buna katılım gösterse. Ama Kore bu anlamda kendi kültürünü hem daha çok yayabilen, çok daha popüler olan ve çok bu anlamda farklı bir ülke bence. Keşke bizde de böyle olsa ve bizim de böyle halk oyunlarımız. Bizde de Anadolu Ateşi bizi temsil ediyor. Yurt dışında da program yapıyorlar ve onlar da zaten onların videolarından da ben kullandım. Umarım daha fazla tanıtabiliriz kendimizi. Çünkü ben bu program olmasa bunları araştırmazdım. O yüzden K-Influencer Akademi'ye de buradan çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve gerçekten Kore kültürüne bir kez daha hayran oldum. Çok net bir şekilde. Dillerinden sonra kültürlerine de hayran oldum. Adım adım ilerliyorum onlara doğru. Evet, bu şekilde bir video hazırlamak istedim ben. Kültürlerimiz bu anlamda çok özel. Türk kültürü de, Kore kültürü de, ikisi de. Ve bir ortak noktamız da buldum aslında. Dediğim gibi aile yapısı ve gelenekler anlamında o saygı birebir aynı diyebiliriz. Gerçekten bizde de büyüklere olan saygı ve o yaşla birlikte saygı gösterme olayı birebir aynı. Birebir aynı. Ve seramik çok enteresan. Seramikleriyle de ünlü olan bir ülke Kore ve kültürlerinde de yer edinmiş bir şey. Bizde de seramik çok ön planda. Zaten biz de Orta Asya'dan gelen bir toplum olduğumuz için benzer olduğumuz temelde çok nokta var. Hatta ben Türk müziği diye iki başlık gösterdim ama Türk olarak yani Türkiye olarak daha çok konuşmak istediğim için iki başlık. Daha da geriye gidecek olursak kopuzdur vesairedir o en eski Türk dönemlerimizde çalgılarımız ve tınılarımız. Çünkü biliyorsunuz bizim de bir Türklerde Göktengri inancı var ve böyle o tınıları bizde de görüyoruz. Kopuzdur vesairedir işte şaman dansı mesela var orada. Bizde tam olarak hani şaman dansı diye ben bir şey duymadım ama o noktada da çok benzerliklerimiz var. Çay kültürümüz olsun birçok anlamda ortaklığımız var. Ama ben bu videomda özellikle dikkatimi çeken ve araştırmak istediğim başlıkları ele aldım. Müzik, dans, kıyafetler ve çok da keyif aldım. Umarım siz de çok keyifle izlersiniz videomu ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz aşağı yorumlarınızı bırakın. Beğenilerinizi lütfen çok kıymetli o beğeniler. Beğeni koymayı da unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.